Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Kış aylarını geride bırakıp bahar dönemine geçerken daha fit ve sağlıklı vücuda sahip olabilmeniz için beslenme ve diyet uzmanı Büşra Çengel sizler için bilgilerde bulunacak. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Takipçilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, merhabalar, ben diyetisyen Büşra Çengel. İsviçre'de doğdum, büyüdüm. Üniversite dönemim Türkiye'de geçti ve 4 yıldır da Avrasya Hastanesi'nde çalışmaktayım. İlk sorumu sorarak başlamak istiyorum. İnsanlar bilinçsizce bir uzman kontrolü olmadan diyet yapıyorlar. Evet. Diyette yapılan hatalar nelerdir? Evet, maalesef ki bir uzman kontrolünü, bir diyetisyen kontrolünü biz diyetlerimizi yapmadığımızda aslında yağ kaybından çok maalesef ki kas kütlesi kaybediyoruz. Ve genelde şu şekilde oluyor kişiler, ben evet tartıda eksi rakamı görüyorum fakat bedenimde bir küçülme olmadı, giysimde bir küçülme olmadı ve ben aynaya baktığımda hala kendimi o şekilde görüyorum diyebiliyorlar. Bunun sebebi aslında bizim kastan kaybediyor olmamız. Maalesef ki beraberinde farklı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Çok fazla kişi eğer protein ağırlıklı beslendiyse kan değerleri yükselebiliyor. Gut hastalığına kadar gidebiliyor veya tam aksine yine karbonhidratı sıfırlayabiliyor, ekmeği tamamen kesebiliyor, yine kas kütlesi kaybına uğrayabiliyor. Beraberinde çeşitli hastalıkları tabii ki de getiriyor. Bu sebepten dolayı diyoruz ki mutlaka diyetisyen kontrolünde tüm besinleri, vitamin ve mineralleri içeren yeterli ve dengeli beslenmenin ölçülüğünde bir liste oluşturulması gerekiyor. Yaz dönemine yavaş yavaş girmiş bulunuyoruz. Yaz gelirken fazlalıklarımızdan nasıl kurtuluruz? Evet, artık yaz geldi. Herkesi bir tatil telaşı da aldı. Zayıflama telaşı da tabii beraberinde getirdi. Burada aslında en önemli şey kahvaltı. Çünkü biz sağlıklı bir kahvaltı yaparsak, güne erken başlarsak metabolizmamız erkenden çalışmaya başlar. Güzel bir kahvaltının içerisinde mutlaka yumurtamız olsun. Beraberinde peynirimiz olsun. Çünkü yumurta anne sütünden sonra en kaliteli aslında bizim besin kaynağımız. Ekmeği tabii ki de unutmuyoruz. Tam tahıllı ekmeklerimizi kullanalım. Kişinin kilosuna, yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine bu tabii ki değişiyor bunun miktarları. Ama sabah böyle 1-2 dilim olabilir. Öğlen 1-2 dilim, akşam yine 1-2 dilim tam tahıllı ekmeğimizi unutmayalım. Öğlen örneğin sebze ağırlıklı besleniyorsak akşam protein ağırlıklı beslenebiliriz. Yanında mutlaka yoğurdumuzu tüketelim. Çünkü yoğurdun aslında bel çevresi yağlanmasının giderici özelliği de var. Genelde şöyle hatalar da yapılıyor. Yatmadan önce yoğurdun içerisine çeşitli baharatlar katıp yenilebiliniyor. Bu da son derece yapılmış olan bir yanlış aslında. Beraberinde reflü hastalığını da getirebiliyor. Ve tabii ki suyu unutmuyoruz. Genelde bu aylarda Mart, Nisan su unutulabiliniyor. Tam yaz ayına girmişken suyu lütfen unutmayalım. En az 8 bardak diyoruz. Peki pandemiden dolayı hastalarımız size gelip başvuramıyorlar. Evet. Gelemeyen hastalarımız için online diyet nedir? Ondan bahsedebiliriz. Evet, gelemeyen hastalarımız için biz online diyeti geliştirdik aslında. Biz size geliyoruz gibi oluyor. Kişiler bize başvuruyor. Ardından evde nasıl tartılmalarını gerektiğini ve nasıl ölçüm almalarını gerektiğini biz anlatıyoruz. Akabinde onları bilgilendirici bir form gönderiyoruz. O formda kendi beslenme alışkanlıklarını, hastalıklarını ve kullandıkları ilaçları yazıyorlar. Ardından biz diyetini oluşturup kendisine iletiyoruz. Günlük takip ediyoruz WhatsApp veya mail yoluyla kişi nasıl tercih edebilirse. Eğer ki tercih ediyorsa görüntülü arama da yapabiliyoruz. Bu şekilde takibiyle her hafta listesi değişiyor ve gayet de pratik oluyor. Diyetisyeniyle aslında birebir görüşmüş oluyor. Teşekkür ederiz. Beslenme ve diyet kliniğimizde bunların dışında polikistik over sendromu ve beslenme, diyabet ve beslenme, onkoloji ve beslenme, kalp damar hastalıkları ve beslenme, sindirim sistemi ve beslenme, metabolik sendromu ve beslenme, kilo alma, kilo verme, sporcu beslenme, yemek bozukluklarında gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi verilmektedir. Kıyafetleriniz size olmuyorsa, bedeninizden memnun değilseniz, artık üzerinizden fazla yük taşıdığınızı düşünüyorsanız, hareketleriniz kısıtlandıysa, özgüveniniz kaybolduysa mutlaka diyetisyenimize başvurmanız gerekmektedir. Değerli diyetisyenimizden veya diğer branşlarımızdan randevu talebinde bulunmak için 212 665 50 50 numaralı çağrı merkezimizden veya online randevu sistemimizden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.